TV.net ekranlarına ve İkiz Aynası programına hepiniz hoş geldiniz. Yeniden güzel bir hafta sonuyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda güzel bir konuğumuz yeniden bizlerle beraber olacak. Televizyon habercisi diyor kendisine ama daha çok doğayla iç içe olduğu haliyle biz onu tanıyoruz. Güven İslamoğlu bizlerle beraber. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Yani böyle yeşil de yeşil de giyinmişken hakikaten bir doğa dostu diyebiliriz sizin için. Yani uzun süre en azından sizi takip edenler televizyon programınızdan bu şekilde de bilebilirler. Ama tabii ki aynı zamanda habercilik yönünüz de var. Bu aralar neler yapıyorsunuz? Öncelikle oradan başlayalım istiyorum. Kaz Dağları'ndan yeni geldim. Evet. Kaz Dağları'ndan geldim. Sizin stüdyonuza konuk oldum. Evet. Konuk ettiğiniz için teşekkürler. Şimdi doğa aslında gözümüzün önüne ama çok da görmediğimiz bir yer. Evet. Sanıyoruz ki aslında çok da yalnız. Doğa çok yalnız. Bizim programa başlarken, Yeşil Doğa programına başlarken zaten ben habercilik yaptığım dönemde de doğayla iç içe, doğayla barışık bir yaşamım vardı. Yani savaş bölgesine gittiğim zaman da bir çiçeğin hikayesini yapardım. Ama kendi ülkemde tabii çok farklı bir doğası var. Ülke çok güzel bir ülke. Bunu ekrana taşımaya düşündük önce. Her yerde bir haber var diye program yapmıştık o dönemlerde. Evet, fakat baktık insan hikayeleri yapıyorduk. Fakat insan da doğadan ayıramıyorsunuz. Çünkü doğayla bir, bütün, tabii, evet. Doğayla bir bütün. Kültürümüzde, insanımızda, tarihimizde hepsi bir bütün. O programdan sonra yavaş yavaş işte bu doğayla alakalı işte madenler, siyanürdü, işte HES'lerdi, bayağı büyük problemler olmaya başlayınca, iklim değişikliği büyük sorun olmaya başlayınca yavaş yavaş evet. Bu tarafa doğru döndük. Önce bana hep şey derlerdi, hep çiçek böcek haberi yapıyorsun galiba. Habercilik yaptığım genelde o şekilde algılanıyor zaten. Soft görülür, hani evet. Çiçek böcek haberi, doğa haberleri pek çok ciddiye alınmazdı. Ama ben gene yapardım çünkü yapmamız gerektiğine inanırdım. Fakat işler değişti tabii, dünya değişiyor. Artık açtığın zaman CNN'i, BBC'nin ilk üç haberden bir tanesi doğayla alakalı, doğal felaketlerle artık, alakalı. Artık önemsiyoruz. Önemsemeye başladık. Hayatımızı tehdit etmeye başladı evet. Andan itibaren. Önemsemeye başladık. Sizinle ilgili bir videomuz var. Önce onu izleyelim. Sonra tamam. Sohbetimize başlayalım. Tamam. İzliyoruz efendim. Güven İslamoğlu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Basın Yayın mezunu. Meslek hayatına 1990 yılında TRT Ankara Televizyonu Gün Başlıyor programında yönetmen yardımcısı olarak başladı. 1992 yılında HBB için hazırlanan bir yarışma programının yönetmenliğini yapmak üzere İstanbul'a geldi, bir daha geri dönmedi. Daha sonra Show ve Star televizyonlarında muhabir olarak çalıştı. 1999 yılında Mehmet Ali Birant ve Çiğdem Anat'ın CNN Türk'e davetine hayır demedi. CNN Türk'ün kuruluşunda yer aldı. Canlı yayın performansıyla dikkat çekti. Ecevit, Kıbrıs, Anlam Planı, Ağrı Dağı'na bypass tırmanışı, balina operasyonu, kar güreşi belgesellerini hazırladı. Türkiye karasularında ilk defa kaşalot türü balinayı görüntülemeyi başardı. Balıkçı ağlarına takılan yaralı balinanın kurtarma operasyonunu konu alan Balina Operasyonu adlı belgesel, Uluslararası World Wide Foundation tarafından en iyi belgesel ödülünü aldı. Güven İslamoğlu doğayla barışık bir yaşam sürmeyi seviyor. 1991 yılında Artvin Hopa'dan İskenderun Arsuz'a kadar tüm Türkiye sahillerini en kısa sürede kat etmeyi planlayan Taypen adlı teknenin hikayesini belgeselleştirdi. Tekneyi helikopterle takip etti. Rekor denemesi 15 gün sürdü. Güven İslamoğlu helikopterde bulunan 4 kişiyle birlikte Türkiye sahillerini baştan başa helikopterle kat eden ilk kişi oldu. 7 yıldan beri her evde her yerde bir haber var, Alternatif Rota ve Yeşil Doğa adlı programları dönüşümlü olarak hazırlayıp sunuyor. Evet.
Evet Güven Bey, aslında çok da fazla şey sığdırılmış bu arada tabii ki. Şimdi doğayla iç içe olmak, hani özellikle belli onun için yerler tercih ediyorsunuz ve ona geri yolculuk yapıyorsunuz ya da keşfetmek istediğiniz yere göre. Şimdi doğanın koşulları hep biliyoruz ki, hani biz kendimiz şehir hayatı yaşadığımız için bir nebze ne kadar toprakla iç içe olsak da, yani yaratılışımız itibariyle bir uzaklaşma durumu söz konusu. Şimdi oralara temas etmek insana insanın bir parçası ama insanı değiştirdiğine de inanıyorum ben. Çünkü Anadolu'da yaşayan, kır hayatı sürenle şehir hayatı yaşayan insanlar arasında fark oluyor. Siz bu farkı nasıl tanımlarsınız? Ya şimdi doğanın içinde olmak farklı bir şey. Yani doğayı hissetmeniz gerekiyor. Bir kere en başta doğanın içeri, yani o ortama girdiğiniz zaman bir kere yaratanı düşünüyorsunuz. Yani öyle bir sistem var ki içinde. Kuşlar, böcekler, ağaçlar, inanılmaz bir ekosistem zaten. İşin içine girdiğiniz zaman, ya çok şükür diyor, bana bunu kim verdiyse diyor, şey yapıyorsunuz, hani dua ediyorsunuz. Ona baktığınız zaman belki de orada Tanrı'yı görüyorsunuz, Allah'ı görüyorsunuz. Ben öyle inanıyorum. Fakat o güzelliğin içine biri gelip bir şey attığı zaman, işte insanın işi rengi değişiyor. Yani doğayla yaşayan insanlarda da genellikle bu var. Yani çünkü onlar doğayla barışık yaşadıkları için onun içindeler. Ona bir zarar geldiği zaman hemen tepki gösteriyorlar. Özellikle mesela Karadeniz insanı. Gittiği yerlerde ağaç doğayla baş başa yaşar. Ama onu çorak bir yere götürün. Hemen orayı yeşillendirmeye çalışır. Evet. Çünkü oradan etkilenmiştir. O doğanın içinde orada huzuru buluyor. Gittiği yerde aynı havayı alamıyor. Yani şimdi siz bir yere gittiğiniz zaman, Edirne'ye gittiğiniz zaman Edirne'deki çocuğa dağı anlatamazsınız. O tepeyi dağ zanneder. Karadeniz'deki çocuğu da ovayı anlatamazsınız. O da ovayı küçük düzlük sanır. Her bölgenin insanı doğasına göre hareket eder. Doğasına göre kendini hazırlar. Mizaç olarak da etkilediğini hep okuyoruz ya. İşte Karadeniz insanı, Orta Şerit insanı, Akdeniz insanı hep böyle hani farklı doğu yöresinde yaşayan insanlar farklı karakter özelliklerine sahip olduğu söylenir. Siz de Karadenizlisiniz. Ben Karadenizliyim. Yani gittiğim yerlerde Karadeniz'in Trabzon, Rize, Arhavi olsun. Yani konuştuğum insanların Trabzonlu mu, Artvinli mi, Rizeli mi olduğunu hemen anlarım. Hadi Anadolu'da da aynı şekilde anlarım. Çünkü o doğadaki mücadele insanı biraz farklı yapıyor, sert yapıyor. Mesela Karadeniz insana gittiğiniz zaman bir şey sorduğunuzda önce size çok sert gelebilir. Konuşma tarzı. Aslında kalpleri yumuşaktır. Ama o doğada yaşamak o kadar zor ki. Düşünsenize bir yere giriyorsunuz. Bir ay güneş görmüyorsunuz. Dağların içindesiniz. Rutubet var. Hı-hı. Nem var. Zor şartlar. Zor şartlarda. Tarlalarda çalışmak zorundasınız. Geçiminizi Hı-hı. sağlamak zorundasınız. Sizin çocukluğunuz peki kendi memleketinizde mi geçti? Yoksa hep İstanbul'da? Ben Ankara'da doğdum ama Hı-hı. hafta sonları, yani yazları daha doğrusu, hep Rize'de hayatım orada geçerdi. Ben Ege sahillerini 17-18 yaşında gördüm. Yani Akdeniz'i, Marmara'yı 17-18 yaşında gördüm. 18 yaşına kadar benim için tatil demek dağlar demekti. Yani Rize demekti. Peki bu insanın Karadeniz biraz daha dokusu itibariyle doğaya daha pürüzsüz yaklaşan bir, yani daha az zarar görmüş belki mekanlarımızdan ya da bölgelerimizden biri. Bu insanın doğaya karşı duyarlılık konusunda teşvik edici oluyor mu? Şimdi şöyle bir şey var. Ben şeye katılmıyorum aslında. Karadeniz çok zarar gördü. Yani çok mahvettiler Karadeniz. Yani şimdi ben küçüklüğümde hatırlıyorum. Sahil, deniz, kumsal ve orman üçlüsü ve insan arada. Şimdi arada otoban geçirdiler. Denizle insan ve doğa arasında bir otoban var. Yani denizle insanın bağlantısını kestiler. Eskiden hamsi karaya yaklaştığı zaman dalga hamsiyi karaya vururdu. Böyle sahile baktığınız zaman, hele gün batıyorsa, pırıl pırıl böyle sahil parlardı. Ve sanki pırlanta dökmüşsünüz gibi olurdu. Şimdi o manzarayı nerede göreceksiniz? Ama şundan dolayı, yani ben onu yaşadığım için biliyorum, ama o kadar zor bir coğrafya ki o insanların da yola ihtiyaçları var. Şimdi biz buradan tuzumuz kuru. Biz diyebiliriz ki sahilleri yok etmeyelim. Ama o insanın ulaşım sorunu var. İşte tarım sorunu var. İşte bir şeyler yapması, ekmesi Mücadelesi lazım. Mücadelesi var. Mücadele için o yolun olması gerekiyordu. Ha, orada mı olması gerekiyordu? O ayrı bir konu. Ama alelacele yaptılar. Şimdi son dönemdeki yeni
Bayın Bakanı da bir yere bir açıklama yapmıştı. Bence yanlış bir proje dedi. Aslında onun orada olmaması lazım. Çünkü denizi, insanı denizden kopartıp attınız. Samsun'dan Artvin'e kadar artık denize girecek pek fazla bir yer yok. Evet, yani yurt dışına gidiyorsunuz ya siz, farklı bölgelerde az önce Kaz Dağları'nda bahsettiniz ya da başka bir tropik bölgelere gidiyorsunuz diyelim. Oralarda gördüğünüz şey, yani Türkiye'de genel bir Türkiye'yi dolaşmışız, buranın doğasını artık aşinalığınız var. Oralarda, o bölgelerde durum nasıl? Ya şimdi bir kere şunu bilmek gerekiyor. Avrupa'da da doğa vardı. Avrupa'da da yok ettiler. Avrupa kendi doğasının neredeyse %70'ini yok etti. Ondan sonra geri döndü. Bunu yok ederken de büyüdüler. Büyüdükten sonra geriye baktıklarında baktılar ki ya biz büyüdük ama arkamızda bir enkaz bıraktık. Ve başladılar korumaya. Bugün bizim Türkiye'deki ormanlarımızın neredeyse tamamı doğal orman. Avrupa'da doğal orman bulamazsınız. İskoçya'ya gidin, hepsi şeydi, brokoli tarlası gibidir. İskoçlar zamanında özelleştirmişler ormanları, kesmişler, orman kalmamış. Şimdi bir gidin, dikmişler ama orman değil, ağaç topluluğu. İçine şey, bir tavşan bile giremiyor, o kadar sık dikmişler. İskoçlar diyor ki mesela çok büyük hata yaptık. Ama herkes İskoçya'yı yemyeşil bir ülke olarak bilir. Ama gittiğinizde doğal ormanı yok. O arada bizim ne fark oluyor? Yani canlı ağaç, ya da hani ağaç dikme meselesini biliyorsunuz. Ya doğal olarak olmasıyla sonradan tekrar bir orman yapılması arasındaki fark. Şimdi oraya belli bir ağaç dikersiniz. Belli bir ağaçları dikersiniz. O ağaçlar biri, o ağaçlar topluluğu olur. Onun arasında başka bir ağacı kabul etmez. Ama doğal orman birbirini kabul etmiş canlılar topluluğudur. İçinde bakteriler de vardır, mantarlar da vardır, kayın vardır, belki kestane ona göre vardır. Hayvanlar da ona göre bir kendine, yani ekosistem dediğimiz zaten budur. Siz ekosistemin bir parçasını kopartırsanız, diyelim ki mesela mantarlar çok önemlidir toprak oluşması için. Eğer dünyada mantar olmazsa toprak olmaz. Biz öldüğümüz zaman bile çürüyemeyiz bile. Mantarlar, bakteriler çok önemlidir doğa için. Ama şimdi böyle bir ekosistemde siz bunu yok edip sadece birkaç ağaç diktiğiniz zaman o ağaç topluluğu olur. Altına başka bir şey yeşermez. Başkasındakine izin vermez. Ama siz baktığınız zaman bir orman görürsünüz. Çam ağacı görürsünüz, ne bileyim. İşte İskoçya'da var ormanları. Böyle sıra sıradır. Ama altına başka bir canlı yaşamasa izin vermez. Siz oraya tavşan koyarsınız. İşte keklik üretir, kekliği koyarsınız. Ya aslında çok yapay bir yapay doğa park yapıyorsunuz siz. Ama doğal orman insan eli değmemiş. Doğasında var. Bize kadar gelmiş, yüzyıllardır, milyonlarca yıldır var olan bir sistem bize kadar gelmiş ve yaşıyor. Mesela şimdi Karadeniz'in ormanları bir kısmı doğal orman. Hiç dokunulmamış ormanlar. Ön taraftakilerine çay ektik biz. İşte 1940'larda, 40'larda çay gelince çay dikmeye başladık. Eskiden mısır vardı orada. Çay gelmesiyle beraber nem arttı. Nem artınca yağışlar arttı. Eskiden Karadeniz'de sıcaktan toprak çatlarmış. Çayla beraber biz oradaki ekosistemi değiştirmişiz biraz. Ama şöyle bir yararı oldu. Dağlar canlandı. Başka bir doğa oluştu. O yüzden Karadeniz'e gittiğinizde onu çok rahat görebiliyorsunuz. Yani o ormanı içine girdiğiniz zaman envai çeşit bitki var. Peki bu konuda halk olarak da hani sizin belki özel bir ilginiz var. Tabii haberci olmanızdan da kaynaklanan. Az önce İskoçya'nın yapay ormanlarından bahsederken biz genel anlamda bir istismar yapıyor, gerçekten doğaya zarar veriyoruz ama o algılananın daha ötesinde mi zannediyoruz aslında? Zannetmemizle olan arasında mesafe var mı? Yani bizim şu an kendi coğrafyamızda, bölgemizde yaşadığımız ormansızlık ya da ağaçsızlığımız kendi içimizde büyüttüğümüz bir şey mi, yoksa gerçekten var olan bir gerçek mi? Bizim yaptığımız şu, biz şu anda sınırdayız. Biz çok güzel bir coğrafyaya sahibiz ve hala bizim doğal ormanlarımız var. Avrupa'da yok, onu söylüyoruz. Avrupa bir hata yaptı, biz aynı hatayı yapmak üzereyiz ve yok etmek üzereyiz. Ve yok ediyoruz da şu anda. Başladık biz de yok etmeye. Biz diyoruz ki Avrupa yok etmiş, doğal ormanlarını yok etmiş. Örnek orada, kendileri korumaya çalışıyor. Biz niye onlar örnek almıyoruz? Aynı hatayı biz niye yapıyoruz? Aynı hatayı neden düşüyoruz? Neden düşüyoruz? Onlar düşmüşler, görüyoruz. Fransa'ya gidin. Fransa'da da doğal orman yok. Şu anda Avrupa'daki doğal ormanların tamamına eşit oranda Türkiye'de var. İngiltere de çok ormanlık bir yer gibi. İngiltere'nin en yüksek yeri
Ben Venice'dir, İskoçya'dadır o da. Bana dediler ki sizi bir dağa çıkartacağız. Yürüdük tepeye geldik. Dağ nerede? Zirvesine geldik dedi. Şimdi saatime baktım 1100 metre, 1130 metre. 1100 metre mi? Bizim yaylalar 3000 metrede dedim. Şimdi adamların dağ dediği yer 1000 metrelik bir tepe. Düzlük İskoçya. Evet. Ama bizde 5000'lik dağlarımız var. Ağrı Dağı, 4000'lik. Sizi etkileyen bir coğrafya neresi? Yani Avrupa'da hani genel manada. Avrupa'da Alpler bize biraz benziyor. Hı hı. Alp dağları daha bize şey yakın, İsviçre, Avusturya gerçekten çok güzel Alpler. Bir de orada şey var tabii, doğayla barışık yaşayan insanları görüyorsunuz. Biraz ekonomileri de düzgün, çok güzel köyler var. Ormanlarını koruyorlar, yollar. İşte mesela bizde yaylalara yol yaparlar, bir gidiş bir geliştir. Orada hayatta öyle bir şey yapmazlar. Tek şerit yol yapılır, cepler yapılır. İnsanlar birbirine ceplerde yol verir. Bizde 100 haneli köydür. 100 haneli köye gidiş geliş yol yaparlar. Ya 100 haneli köye gidip gelmeniz için günde 3 araba, 5 araba gider. 3-5 araba için siz oraya 20 metre yol açmanız mantıksız. İskoçya'da da öyledir. Mesela hesaplarlar kaç araba gidip geliyor? 5 metre yol yapar, cepler yapar, insanlar birbirine yol verir. Onun amacı doğayı bozmamak. Evet. Biz yaylaya yol yapıyoruz. Yaylaya yılda kaç kere gidiyoruz? Gitsek işte 1 ay gidebiliriz, 2 ay gidebilirsin. Kaç araba gider? 50 araba gitsin, 100 araba gitsin. Gidiş geliş yapmışız. Şimdi gidin bakın Karadeniz yaylalarına, bir de parke yol döşemişiz. Artık yaylaya adamlar 120-130 kilometre süratle inip çıkıyorlar. Avrupa'da bunu yapamazsınız. Avrupa çünkü bilincinde, yeşilini kaybetmiş. Adam diyor ki ben ne kadar ihtiyacım varsa o kadar yol. Yolları dar yapıyor, gerekirse yapmıyor, yürütüyor insanları. Bu elimizde var olan şeyin kıymetini, zenginin kıymetini bilememek. Programda bunu yapıyoruz, diyoruz ki adamlar yapmış, kaybetmişler. Biz daha başındayız, bunu kaybetmeden de yapabiliriz diyoruz ama ona peki medya ne kadar duyarlı? Gerçekten bir mış gibi benim kendi şahsi olarak gördüğüm bu. Bir gerçekten bu siyasi olaylardan ya da politik olaylardan biraz daha yakın duran bir kesim de var doğaya karşı. Gerçekten samimiyetle doğayı savunanlar da var. Onları ayrı tutarak söylüyorum. Hani biraz bu karıştığı gibi geliyor bana da son dönemlerde. Şimdi orada şöyle bir şey var. Ben de gittiğim zaman çok zorlanıyorum. Bir çevreci imajı var. Çevreci deyince böyle solcu, işte tuzu kuru, kapitalist düşmanı, marjinal diye bakılıyor. Bu bir bugüne kadar yapılan bazı işlerden dolayı bence hata olarak görüyorum. Bizim programın da özelliği o. Biz biraz şey yapıyoruz. Hani bunun dışına çıkmaya çalışıyoruz. Niye diyorum şu siyasi partinin de doğa kolları yok? Niye sadece onlar bu ağaçlar için mücadele ediyor da şu parti hiç sesini çıkartmıyor? Doğayı mı sevmiyor? Yok. Hepsi doğanın içinde yaşıyor. Neden ses çıkartıyor? Siyasi kaygılardan dolayı öbürü gibi olmak istemiyor. Ben diyor doğayı savunursam diyor diğeri gibi düşünülür. Yani diğer biraz gruptan algılanır diye hiç oraya girmiyor. Girmediği için de doğa sahipsiz kalıyor. Biz diyoruz ki bunun siyaseti olmaz. Doğanın siyaseti olmaz. Biz bunun içinde yaşıyoruz. Herkes aynı şekilde düşünmek zorunda. Eğer Kaz Dağları'nda bugün siyanürle altın aranıyorsa bütün dağlarda herkesin oturup düşünmesi gerekiyor. Çünkü orası oksijen deposu. Evet. Orada bir sistem var. Etrafında köyler var. Elmalarımız oradan geliyor. Tarlalarımız oradan geliyor. Yani insanlara şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Doğa hepimiz için var. Evet. Sadece biz hepimiz koruyalım. Peki biz hani herkes elbette ki Anadolu'da doğayla nasıl yaşaması gerektiğini biliyor ama biz burada o yeteneklerimizi kaybediyoruz. Yani doğayla şehirde kaybediyoruz. Evet, şehirde kaybediyoruz. Burada derken İstanbul ve hani onun çevresi bölgelerden bahsediyorum. Ya ben size örnek vereyim. Şu anda biz burası Bayrampaşa, hemen üstümüz Bağcılar. Şimdi dünyada sağlıklı bir şehir, Dünya Sağlık Örgütü demiş ki sağlıklı bir şehirde demiş, kişi başına 10 metrekare yeşil alan düşmeli. Aktif yeşil alan. Yani bu şey değil. Tem otoyolunun etrafında yeşil alan değil. Sizin çoluğunuzla çocuğunuzla oynayabileceğiniz, dolaşabileceğiniz, piknik yapabileceğiniz, rahat rahat nefes alabileceğiniz aktif yeşil alan miktarı 10 metrekare demiş. Türkiye'de 10 metrekare, kişi başına düşen 10 metrekare alan yok. Bugün Bağcılar 0.3'tü, sonra biraz çalıştılar. Şimdi 1.5'larda, 1.5-2'ler civarında. Ben orada bir hikaye yapmaya gittiğimde
Yani insanlara ufacık bir yeşil alan vermişler. İnsanlar ona bile şükrediyorlar. Şimdi yok, her tarafı bina doldurmuşuz. Hadi şimdi Bağcılar diyorsun, bulunduğunuz yöre bir zamanlar olmuş. Şimdi yeni yerlere bakıyorsun İstanbul'da. İşte Beylikdüzü'ne gidin. Gene 10 metrekare değil. Ya diyoruz ki hadi burası olmuş. Zamanında yanlışlık yapmışız. Her tarafı bina doldurmuşuz. İnsanları yeşil alan açmamışız. Tam otoyolunda piknik yapıyorlar. E orası yeni. Niye orada 10 metrekare yok? Hı. Bina dolduruyoruz. Hala biz şey yapamadık bunu. Hala algılayamadık. Bizim bu insanların, çocuklarımızın nefes almaya ihtiyacı var. Bunun bilinçlenmeyle mi ilgili olduğunu düşünüyorsunuz? Neyle ilgili? Yani bunun daha çok bilinçlendirilmesi, insanların bilinçlenmesiyle mi ilgili? İnsanları böyle yaşamaya zorluyorsunuz. Binalar arasında yaşamaya zorluyorsunuz. İnsanlar da yavaş yavaş, çocuklar orada doğuyor. Ağaç görmüyorlar. Sanıyorlar ki dünya ağaçsız bir yer. Binaların arasında yaşayan çocuklar, boğazı görmeyen çocuklara siz ormanı nasıl anlatırsınız? Ormanı görmemiş. Ama Avrupa'da nasıl yapıyorlar? Çocukları alıyorlar, ormana götürüyorlar. Çocuklar 13-14 yaşına geldiğinde sırt çantalarıyla Avrupa'yı dolaşıyorlar. Otostopla, kanolarla yüzüyorlar, tırmanmaya başlıyorlar. Onlarda şey vardır ya böyle birlikte kamp yapılır. Kamp yaparlar. Ekipleri vardır. Çocuklar doğayla yaşamayı öğreniyorlar. Bizde ne zaman öğreniyorlar? 40 yaşına geliyorsunuz, cebinizde biraz para oluyor. Sonra bakıyor, parayı da kazanmışsınız. Aa, geriye bir bakıyorsunuz. Ya ben bu şehirde ne yapmışım diyorsunuz. Evet. Genelde 40'tan sonra insanlar başlar dolaşmaya bizde. Bizim izleyicilerin neredeyse %80'i 40 yaş üstüdür. Beni ararlar, güvenmeyi şimdi şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Bakarım ya, genç yok aralarında. Doğa derneklerine bakın, bu yürüyüş gruplarına bakın. İçinde genç çok azdır. Hepsi 40 yaş üstü insanlar. Yaş ortalaması 50'dir. Çünkü gençliklerinde yapamamışlar. Para kazandıktan sonra yapıyorlar. Avrupa'da tam tersi. İnsanlar gençliklerinde yaşıyorlar ve hayat boyu da devam ediyorlar. Yani bugün gidin Avusturya'da 70 yaşında bisikletler... Bunun ekonomik şartlarla ilgisi var mı? Hiç alakası yok. Ekonomik bu bakış açısı mı tamamen? Bu biraz bence devlet politikasıyla da alakalı. Yani ben eğer başbakan olsam ülkeyi yemyeşil bir yer haline getiririm. Ekonomisi de düzgün olur. İnsanlar doğayla baş başa yaşar. İşte mesela son 3. havalimanı yapılıyor. Hı hı. Şimdi 3. havalimanı bölgesi çok güzel bir bölge. Hı hı. Evet, havalimanına da ihtiyacımız olabilir. Ama bu halkın da biraz nefes almaya ihtiyacı var. Siz oraları yemyeşil yapsanız, o gölleri kurutmasanız, o göllerin çevresinde piknik alanları yapsanız, buradan oraya güzel yollar yapsanız, buradaki insanlar rahatça gidip gelse, üst üste binmeden nefes alsalar, denize girseler, denizin tadını çıkarsalar, çocuklar derslerini orada yapsa, piknik alanlarında yapsa kötü mü? Gayet insanca bir yaşam. Yani şurada bu çocukları bu sokaklarda oynatmaktan daha insani bir şey. Şimdi ben bu insanlara bunu versem, oy verirler bana diye bir şey. Güzel. Devam edeceğiz ama önceki kısa bir aramız var, sonra tamam, birlikte olacağız. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Nezaket bende. Masumunda bende. Hadi. Hadi. Asuman Hanım teyzeciğim, sizde Digitürk var mı? Var var. Ne diyorsun ya? Evet. Haydi bakalım. Nezaket Hanımcığım, ne iyi ettiniz de geldiniz. Sizde var mı Digitürk? Aferin evladım. Aman ne güzel, pek hoş. Serkan. Gel. Bunların hepsinde Digitürk var. Bir de aşağı mahalleyi zorlayalım kardeşim. Bunları gönderelim ama. Alaylı alaylı. El deneme, el deneme. Haydi bakalım, oturmaya mı geldik? Kalk yukarı odaya. Digitürk'te dostluk kazanıyor. Arkadaşınızı Digitürk'e getirin. Hem sizin hem arkadaşınızın bir aylık faturasını biz ödeyelim. Sayın seyirciler, iş dünyası şok edici bir haberle sarsıldı. Satışa çıktıktan sonra sadece 3 hafta içinde tükenen ve 18 ayda inşası tamamlanan Z Office, bedava ofis konseptiyle yatırımcılarına tam %60 kar ettirdi.
Bu haber olay yaratacak. Avrupa'nın en büyük iş ofis kompleksi olan ve 930 üniteden oluşan DAP Vadisi, Z, İ, Bumerang ve A ofisten sonra şimdi de Y ve S ofisle lansman öncesi fiyatlarla satışa sunuluyor. DAP Vadisi'ndeki yerinizi hemen alın, bu son şansı kaçırmayın. Samsung Galaxy S3 Mini 549 liraya vatanda. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. En yeni, şık, estetik ve konforlu bellonalar şimdi çekilişsiz kurasız 102 ekran Vestel Smart LED TV hediyeli. Üstelik aksesi özel fırsatlarla. İyi ki ona rastladım. Katkısız tamamen doğal aşırı kolay Nudolar ister bardakta ister poşette. Üstelik Nudo poşet sadece 1 TL. Dubai, Hong Kong, Sydney, New York, Londra ve Tokyo'daki tüm projeler araştırılarak geliştirildi. Geniş sahil bandında dev marina alanı, sahile sıfır ofis ve otel, es kuleler ve marina residence, deniz uçağı ve helikopter pisti, hızlı tren, hastane, okul, restoran ve alışveriş merkezleri gibi farklı özellikleriyle öne çıkan 100 yılın karma yaşam projesi İstanbul Marina'da şimdi ikinci kısımdaki 500 ünite lansman fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Peşinatı Şubat 2015'te ödeme avantajı, 30 ay faizsiz DAP finansmanı kolaylığı veya 120 ay banka kredisi fırsatlarıyla İstanbul Marina. Emlak konut güvencesiyle DAP Yapı'dan. Sevgili İkizhanesi izleyenleri, bugünkü stüdyo konuğumuz televizyon habercisi Güven İslamoğlu bizlerle beraber sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Güven Bey, şimdi sizin bir rekor denemeniz var. Ben ondan bahsetmek istiyorum. Rekor denemesi. Evet öyle demişlerdi. 15 günlük bir rekor denemesi. Bu helikopterle bir gezme. Helikopterle gezdi. Tekneyle helikopterle şey yapmış. Bu tecrübe. Yani sonuçta hani ilk defa yapılan bir şey. Yapılması sanıyorum ki zor bir şey. Bilmiyorum doğru mu, onu da size sorabiliriz. Nasıl bir tecrübeydi sizin için? O zaman ben TRT'de çalışıyordum. İsmet Kalafatoğlu, kendisi Rizeli'dir. Ona selam söylüyorum eğer izliyorsa. Kendisinin bir teknesi var ve dedi ki ben dedi Artvin'den İskenderun Arsus'a kadar dedi bu tekneyle bir rekor denemesi yapacağım dedi. Tabii onun için de bir teknik ekibi lazım ve o teknik ekip için de bir helikopter ayarlamışlar. Ben de o sohbet sırasında dedim ya teknik ekibi karadan gönderseniz biz de dedim bunu da helikopterle takip etsek çekimlerini yapsak nasıl olur dedim. Mantıklı dedi ve biz helikopterle o tekneyi takip ettik. O rekor denemesi yapmıştı. Hatta şaftı kopmuştu. Abana'da kalmıştık. 3-4 gün Abana'da. Abana halkı bize çok yardımcı olmuştu. Griderler getirdi çünkü orijinal bir tekneydi. Onun için her yerde liman yoktu. Özel bir kumsalı açıp tekneyi çekip ve halkın da çok ilgisini çekmişti ki o zamanlar ondan 20 yıl önce ilk defa yapılan bir şeydi. Ben çok iyi hatırlıyorum tekne Sinop burnunu dönecekti. Beklemek için köyün yakınına indik. Şimdi köylü helikopterden indim. Kulaklıklar falan üstünde böyle montlar. Köylü hayatında ilk defa helikopter görüyor. Ve ilk defa böyle kulaklık, gözlüklü garip insanlar görüyor. Çocukların gelip helikoptere böyle dokunup kaçtığını biliyorum. Soğukmuş
canlı sanıyorlar onu. Yani helikopteri hayatlarını görmemişler. Soğukmuş. Tatlı. Çocukları getirip hepsini ellettik, dokunduk. Bakın bu metal, dokundular böyle. Anlamıyorlar çünkü o zaman Türkiye öyleydi ya. Bundan dediğim yani 20 yıl önce falan, 22 yıl önce farklı bir doğa coğrafyası vardı. Dağlarda durduk, işte şehirleri gördüm, kıyıları gördüm. Aradan 20 yıl geçti. Aynı yerleri karadan geçiyorum. Havadan gitmedim ama karadan geçiyorum. Ya 20 yılı mahvetmişiz. Aslında üzülüyor insan. O yüzden 15 gün boyunca neredeyse tüm sahilleri havadan görüntüleme şansım da oldu. İndim, insanlarla sohbet etme şansım da oldu. Güzel bir deneyimdi. Çünkü havadan gittiğin zaman şöyle bakıyorsunuz, şu köyün yanına inelim diyorsun. İniyorsunuz, bekliyorsunuz, insanlarla sohbet ediyorsunuz, çekimler yapıyorsunuz. O zaman kameraman arkadaşım da kamera asistanı, Gora'nın yönetmeni Ömer Faruk Sorak'tı. Gora filmin yönetmeni. O da asistandı o zaman. Onunla beraber yapmıştık. Çok keyifli bir geziydi. Hatta onunla da sohbet ettiğimde hep şeydir, hayatımın en ilginç anlarından bir tanesi. İşte doğal insana böyle bir şey de sunuyor. Yani hiç daha önce tatmadınız. Hani doğa sporlarına çok meraklı insanlar vardır. Onları ben çok iyi anlayabiliyorum. İşte kanoyla o nehirde aynı zamanda bir yaşam mücadelesi vermek. Çünkü o dediğim gibi bizden bir parça ama uzak kaldığımızda bir şey. Bir de şu işin şu tarafı da var. Şimdi mesela siz farklı bölgelere gittiğinizde orada farklı sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Belgesel kanallarına baktığımızda orada mesela artık şöyle programlar biliyorsunuz çok yaygınlaştı. İşte bir kişi bir bölgeye gidiyor. Orada nasıl yaşayabilirim? Doğada nasıl hayatta kalabilirim? Üzerinden bir insan deneyim izliyorsunuz. Yani ne yiyebilirim? Nasıl yaşayabilirim? Yani sizin öyle bir tecrübeniz oldu. Evet ya, yani bu tarz bir şey yaptığınız. Ya aslında programları seyrediyorum bazen de. Hani işte doğada nasıl kalınır bakıyorum böyle. Mesela teknik malzemeler, kıyafet, yurt dışında örnekleri değil de Türkiye'deki örneklerine bakıyorum. Bizim zaten çobanımız, köylümüz öyle yaşıyor. Yani zaten insanlarımız öyle yaşıyor doğada. Ve belli deneyimleri var. Sanıyor muyuz ki biz bakkaldan alışveriş yapıyorlar? Yok, ormandan yemişler topluyorlar, otlar topluyorlar, yemekler yapıyorlar, börekler yapıyorlar, reçeller yapıyorlar. Zaten öyle yaşıyorlar. Benim öyle bir deneyimim olmadı. Çünkü yani Türkiye'de çok başınıza bir iş gelmediği sürece aç kalmanız, sus kalmanız biraz zor. Çünkü doğam her yerimiz, yaylalarımız var. Bir de zannediyorum bizim doğamız biraz daha yaşanabilir bir doğa. Yani şey anlamında söylüyorum, hani doğanın içine düştüğünüz zaman sizin işte aç susuz kalma ya da şey yapma durumunuz daha, az önce sizin belirttiğiniz gibi daha yani düşük çok ihtimal. Ücra bir yere düşmemişseniz, helikopteriniz bir yere düştü de çok ücra bir yerde kalmamışsanız çok şey değil. Yani bizim bu bölgede mutlaka bir şey bulursunuz. Evet. Hatta bir National Geographic'te bir şey program var. Bu tür hayatta kalma hayatta kalmaya çalışan belli bölgelere gidip hayatta kalmaya çalışan Ayı Gir diye bir adam var. Bu adam Türkiye'de de geldi, program yaptı. Kapadokya'da çekti programını. Kapadokya'da onu bir yere attılar. İşte hayatta kalmaya çalışıyor. Sonra bir anda Tuz Gölü'ne çıktı. Dedi ki Tuz Gölü'nü geçmem lazım. Yani Tuz Gölü ile Kapadokya arasında koskoca otoban var. Sen orayı nasıl geçtin? Şimdi o programda adam bir şeyler anlatıyor. Anlatıyor ama o biraz kendi mizanseni de var işin içinde. Ama aslında size bir bilgi veriyor. Tuz Gölü'nde, Tuz Çölü'nde ne yaparsınız? Bir bilgi veriyor. Ama o programı izlediğiniz zaman sanıyorsunuz ki ya Türkiye'de düşsem, yani Kapadokya'da gibi o coğrafyada arkasından biraz 2 kilometre devam edersem Tuz Çölü'ne çıkacağım sanıyorsunuz. İnsanlar biraz öyle algılıyor ama o tür programların amacı biraz şey, biraz şov amaçlı. Tabii aynen öyle. Hani var ama bunun gerçekliği var mı yok mu? Hani onu vardır mutlaka. Vardır da ben Türkiye'de yaşamadım. Peki. Çünkü şöyle yaşamadım. Ben giderken mutlaka sırt çantamda mutlaka bir şey taşırım. Çünkü bir iki kere başıma geldiği için dağ tırmanışlarında mutlaka yanınıza bir şey almanız gerekiyor. Yani bir saatlik yol bile olsa, 5 dakikalık yol bile olsa sırt çantanızda olmazsa olmazlar. Siz Kaçkar Dağları'na ve Ağrı Dağı'na mı çıktınız? Kaçkar'a çıktım. Kaçkarlar'a zaten hep yeni geldim oralarda. 3000, 3500, 4000 oralar çok bir karıştım. Bir de Ağrı Dağı'na çıktım. Ağrı'ya zirve yaptım geldim. İşte evet. O başka bir şey. Dağ tırmanma, evet. Dağcılık. Peki böyle hala doğa sizi şaşırtıyor mu? Çok. Ya geçenlerde bir olay yaşadım. Gittiğim konferanslarda da anlatırım. Bir tane ağaç gördüm. Ama dev gibi bir ağaç. Ağaç şöyle dururken böyle aşağı doğru şey olmuş, yıkılmak üzere.
Şimdi ağaca baktığınız zaman normal dersiniz ki ağaç, hani ağaç kütük kesiyoruz, biçiyoruz. Ağaç şimdi yan duruyor fakat düşmemek için ağaç üst tarafındaki kabuklarını güçlendirmeye başlamış. Güçlendirince bizim nasıl kaslarımız gibi burada ağacın üstünde kas oluşmuş. Fakat o ağaç böyle aşağı doğru ağacın üstünde toprağa doğru bir sistem oluşmuş. Ağaç yaşam mücadelesi veriyor düşmemek için. Siz düşünürsünüz ki ağaç yıkıldı, devrilecek. Şimdi siz buna nasıl cansız diyebilirsiniz? Orada durmak için, evet, yaşamak için mücadele veriyor ve üst kollarını genişletip toprağa tutunmuş ve devasa bir blok oluşmuş. Yaklaşık 100 yaşında da bir ağaç öyle yaşıyor. Normalde biz bunu yapabilir miyiz? Ne kadar kalabiliriz onu? Evet. Bir kaldı kaldı düşersin. İnsan olursan fazla kalamazsın zaten. Biz de ağacı cansız olarak görüyoruz ama ben onu görünce dedim ki ya kaç sene mücadele etmiş bu ağaç yıkılmamak için. Şimdi geliyorsun sen ama jit kesiyorsun. O ve bana biraz bana şey geliyor biraz. Eğer ağacı hissederseniz onun kesilmesi de insana çok acı geliyor. Hmm. Ben buraya gelsem şimdi buradaki her şey plastik. Bir tane ağaç görsem, ağaçtan malzeme görsem hemen elimle şöyle bir dokunurum. Ama sizin zaten böyle bir ilginiz de var. Amatör bir marangozluk. Ya var ama şimdi ben Karadeniz'de olduğumdan dolayı Avrupa'daki insanlar birçoğu benim gibi öyle yetiştirilmişler. Evet. O yüzden doğa sevgileri var. Bizdeki gibi değil. Ya ben geçen Karagöl'e gittim. Karagöl'de bir tane küçük çocuk ekmek atıyor. Borçka. Çok da güzel bir yerdir Karagöl. Ekmek atıyor. Balıklar geliyor. Öbür çocuk da taşı almış. Balığa fırlatıyor. Şimdi iki tane çocuk modeli var orada. Hiç kimse, büyüklerden hiç kimse o çocuğa ya ona niye taş atıyorsun diye uyarıda bulunmuyor. Ben dedim ki çocuğa bak dedim balıklar sana dedim hoş geldin. Buraya gölüme hoş geldin demeye gelmiş. Sen ona taş atıyorsun. Ayıp olmadı mı dedim. Çocuk böyle pat pat gitti. Bunun bir şeyle alakası var. Hani kültürle alakası var. Anladım. Biz çocuklarımızı yetiştirmemiz, uyarmamız gerekiyor. İzci kampları var. İzci kamplarına gidiyorsunuz. Ağaçtan kozalak düşürmek için taş atıyorlar. Bu nasıl izci kamp? O yüzden her şeyi sil baştan yapmamız lazım. Avrupalılar bunu yapmışlar. Yani benim gibi düşünen insanlar topluluğu oluşmuş. O yüzden de doğa sevgileri var. Yani biz eğer bunu yaparsak hem çocuklarımız... Çekirdekten çok, yetişmiş olurlar tabii ki. Çocuklarımız çok keyif alacak. Bizler evet, keyif alacağız. Ya çevremize de bir katkımız olacak. Yoksa nereye kadar gideceğiz ki? Peki hala marangozluk yapıyor musunuz? Şimdi evim bir bahçeli evim vardı. Sağ olsun ev sahibim direnemedi. Orada rezidans yapacaklar. Yıkılacak ve evi satmak zorunda kaldı. Ben de kiracıydım orada. Bütün malzemelerimi şimdi depoya koydum. Artık yapamıyorum. Yani yer kalmadı. Benim amacım doğada bulduğum parçalardan bir şeyler yapmaktı. Zaten evimdeki her şeyi yaptım. Çok da fazla bir şey yok. Hayalim bir ev yapmak ileride. Önce kendime güzel bir köy bulacağım. Köyüm kendi yok. Memleketinizi düşünmüyor musunuz? Valla kendi memleketimi düşünüyorum da ailem oradaki arazilerimiz hepsini sattı bize bir şey bırakmadılar. aile yapmış Ömce ne yapalım? Şimdi onlar şehirde yaşıyorlar. O zaman çok yalvardım dedim ki yani bir toprak bırakın bize. Toprak çok önemli bir şey. Bazen köylere gittiğim zaman toprağı olan insanları, köyü olan insanları kıskanıyorum. O yüzden buradan herkese sesleniyorum. Eğer köyünüz varsa hani değerini bilin çünkü buradan sonra bu şeylerin ne olacağını bilmiyorsunuz. Size kaçacak bir yer lazım. Kaçacak bir köyünüz varsa şanslısınız. Şimdi kendime bir köy arıyorum. Bulursam çok davet var da bir iki yer bulursam bir toprak alıp bir şeyler yapmak istiyorum. Peki böyle gerçekten az önce hani doğayı koruyamamaktan falan bahsediyoruz. Öyle korunmuş bakir yerler var mı? Ki vardır ama çok. Yani aslında buradan o yerleri bir şey etmemiz gerekiyor mu diye tartışma konusu. Mesela biz Kastamonu'yuz orada hatırlarım ben yıllar önce işte hala dokunulmamış bir doğası vardır. Kastamonu'da çok var ya. Evet o da işte orada belli bir hani çalışma düzenin olmayışı. Yani oradan istifade edilememesinden dolayı göç çok var. O yüzden dokunulamıyor. Yoksa hani orası işe yarar bir bölge haline gelse düşünemiyorum. Tabii şimdi orada çok göç olduğu için de tarım arazileri ormanlaştı. Almanya'ya gidenler geri döndüklerinde tarlaların yerinde orman görüyorlar. Tabii ormanı kesmek istiyorlar. Ormanda diyor ki kesemezsin diyor. Ormanlaşan araziyi geri alamıyorlar. O yüzden de öyle bir yasa olduğu için çoğu işte kavak dikiyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da doğaya aykırı.
Ama Türkiye'de herhalde orman popülasyonu giderek artan bölgelerden biridir. Şey Kastamonu. Hı hı. Özellikle Küre Dağları, Yenice Ormanları. Şu anda el değmemiştir. Hele Yenice Ormanları şimdi muhteşemdir. Hele sonbahar renkleri muhteşemdir. Ben şey bölgesini çok seviyorum. O bölgeyi çok seviyorum. Hem insanı da çok sıcak. Hı hı. Ahşap evler var. Gelenekler sürüyor. Evet devam eder. Kültür de sürüyor. Gelenek ve kültürler. Yani oraya gittiğiniz zaman bir Kastamonu kültürünü görebiliyorsunuz. Onu hissedebiliyorsunuz. O yüzden o bölgeyi gerçekten çok seviyorum. Ama şimdi onun da yukarısında bir şey sorunu var. Şimdi termik santraller, nükleer santraller o bölgede yoğunlaşmaya başladı. Şimdi biz diyoruz ki enerjiye ihtiyacımız var. Kimse bunu inkar etmiyor. Ama oradaki adam da diyor ki bize, kadın, şimdi ocağı var. Siz orada yaşadığınızı düşün. Evet. Orada ekmeğini yapıyor. Sıcacık, doğa, manzara, inekleri, hayvanları. Çok da güzel bir ortam. Diyor ki benim de bu yaşantımı alacaksınız diyor. Niye alacaksınız? Enerji için alacaksınız. Ben niye bir diyor bundan vazgeçeyim? Siz diyor şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde o vitrinleri ışıl ışıl yapacaksınız diye. Ben bu topraklarımdan vazgeçmek zorunda mıyım? Siz iki tane lamba faz kapatın. Ben burada kalayım diyor. Aslında doğru söylüyor. Haklı bir istek. Çok haklı. Biz diyoruz ki enerjiye ihtiyacımız var efendim, oradakiler sorun yaratıyoruz. Kimse evindeki iki tane lambayı kapatmıyor ya da enerji tasarruflu cihazlar almıyor. Çünkü bunu yapmıyoruz. Sadece iki tane spot televizyonlarda, kamu spotları var. Enerji tasarrufu edelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Lambalara bile, ampullere bile yeni geçtik. Biz bu kadar alışveriş merkezlerine, bu kadar lükse, bu kadar refaha alışmışken bunu bırakmak da istemiyor şehir insanı. Bizim lüksümüz, refahımız için oradaki adam niye toprağından olsun? Niye o sisteminden olsun? Biz bu biraz programda işte bunları anlatmaya çalışıyoruz. Peki haberciler, özellikle siz televizyon habercisi olduğunuz için ve yıllardır bunun içinde olduğunuz için, o sorumluluğu yerine getiriyorlar mı? Doğa için söylüyorum. Haberciler. Yani genel manada. Sizin üzerinizde değil. Böyle bir hassasiyet medyada var mı? Doğa hassasiyeti. Doğa hassasiyeti... Şimdi son zamanlar iklim değişikliğiyle beraber zaten seller daha da fazlalaşacak. Yani Türkiye daha fazla sel görecek. Hı hı. Daha fazla kuraklıklar göreceğiz. Yani bu iklim değişikliğinin sonuçlarını biz hissedeceğiz. Hissettiğimiz zaman medya buna eğilmek zorunda. Şimdi bugün İstanbul için yağış alarmı verildiği zaman herkes medyayı izlemek zorunda. İki gün sonra başka şeyler de olacak. Hortumlar görmeye başladık. Hı. Amerika'da hortum haberleri çok gündemdedir. Birinci haberlerdir. Bizde de yavaş yavaş birinci haber olacak. Yani doğanın sesini biz yavaş yavaş medyada artık çiçek böcek haberinden çıkıyor. Hissetmeye başlayacaklar. Ve bundan kaçamayacağız. Kaçamayacağız ve şeyi de kaybediyoruz. Suyumuz kirleniyor. Biz su fakir ülkeyiz. Bakın İstanbul su sorunu iyi idare ediliyor şu anda. Çok kritik bir seviyedeyiz ama iyi idare ediliyor. Yani panik havasına girmeden bir idare... Ben doğru buluyorum. İdare şeklini doğru buluyorum. Ha, bu kışı zor geçirirsek seneye çok haber görürsünüz suyla alakalı. Çünkü dünya bizde suyumuz yok. Ya, dünyada su yok. Dünyada içilebilir su oranı 0.2 civarında. Bakın dünyada denizleri çıkartın geriye %3 kalıyor. Zaten %98'i denizler. %3 kalıyor. Onun bir kısmı yer altında, bir kısmı buzullarda donmuş vaziyette. Bize kalan nokta 0.3. Onu biz paylaşmaya çalışıyoruz. Ve dünya var olduğundan beri de o kadar su var. Yani biz şu anda dinozorların içtiği suyu içiyoruz. O su buharlaşıyor, bize geri dönüyor. Buharlaşıyor, bize geri dönüyor. İklim değişikliği olduğu zaman yer değiştiriyor. Mesela Sahra 20 bin yılda yeşilleniyor. Şu anda çöl. 20 bin yıl sonra, şu an 10 bin yıl sonra Sahra yeniden şey olacak, yeşillenecek. Çünkü Hindistan'daki muson yağmurları iklim değişikliğiyle o tarafa kayacak. Bu iklim değişikliği zaten normal bir şey. Bu normal, dünyanın düzeninde var. Ya ama biz insan olarak bunun periyotları vardı. Biz bu periyodu bir 10 bin yıl birden şey çektik. Yani aslında bu olması gereken bir 10 bin yıl sonra olması gerekiyordu. Biz o kadar çok fazla karbon bıraktık ki doğaya, o karbon neticesiyle iklimi biz değiştirdik. Ama bu iklim zaten değişecekti. Dünyanın oluşumunda var. Dediğim gibi Sahra bugün çöl, 20 bin yıl sonra yemyeşil bir yer olacak. Dünyanın böyle bir dengesi var. Biz sadece kendi bulunduğumuz periyottaki sistemi değiştirdik.
Aslında doğa, ben burada doğanın korunması, doğanın korunmasını şey için diyorum. Bizim için doğa korumak. Doğanın bir sorunu yok. Sen bugün doğayı yok edersin. 20 bin yıl sonra tekrardan kendini düzeltecektir, kendini tamir edecektir. Belki insanı yok edecektir. Volkanlar patlayacak, depremler olacak. Biz burada bir şeyiz yani, küçücük bir noktayız. Doğa kendini zaten düzeltecek. Sorun doğa değil. Sorun biz yaşarken o doğanın keyfini almak. Bizim için önemli olan sorun o. Yoksa doğayı yok ediyor, ağaçları kesiyoruz. Ben düşünüyorum, ağaçları kesseniz ne olur? Bütün ormanları kesseniz, Amazon ormanları kesseniz ne olur? 10 bin yıl sonra tekrardan düzen değişecek. Doğa kendini tekrardan tamir edecek. Ama bizim yaşadığımız şu periyotta, son 100 yılda o kadar mahvettik ki kendi yaşamımızı yok ediyoruz. Aslında yaptığımız şey çocuklarımızın geleceğinden çalıp onlara bir gelecek bırakmıyor. Sorun o. Yoksa şu anda doğayla alakalı bir sorun yok. Sadece torununuzun torununun hakkını gasp ediyorsunuz şu anda. Ona bir şey bırakmıyorsunuz. Onlar çok zorluk çekecekler. Evet, bu çok zaten bizim bize kullandığımız çok kısıtlı imkanlarla kullandığımız bir durumu onlar daha da kısıtlı şekilde kullanmış olacaklar. Onlara bir doğa bırakmayacaksınız. Evet, bir miras. Onlara miras bırak. Tarım arazisi bırakmayacaksınız. Bugün bakın tarım arazileri. Ayrıca